Sayın Hocam, Profesör Doktor Mustafa Karataş, Münih'te sevenleriyle bir araya gelmek üzere Münih'i teşrif ettiler. Biz de bu fırsatı değerlendirelim. Kendisiyle kısa bir söyleşi yapalım istedik. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar, lütfettiler. Söyleşimize iştirak ettiler. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun efendim. Dini konularda zaten size yeterince soru soruyorlar. Bundan sonra da soracaklar. Doğrudur. Ben size sorulmayacağını tahmin ettiğim ve bizim büyük yaralarımızdan olan Avrupa'daki Türk toplumu üzerine biraz bizi aydınlatmanızı istirham edeceğim. Yani biz Türkiye'de nasıl görünüyoruz? Türkiye'den gördüğünüze göre Avrupa'da yaşayan biz Türk toplumuna neler tavsiye edersiniz? Evet, önce Allah'a hamd ediyorum. Cenab-ı Hakk'a binlerce şükürler olsun. Bize iman bahşetmiş, mümin kardeş kılmış ve ayrıca aynı devlette, aynı millette, aynı bayrak altında buluşmayı nasip etmiş bir millet olarak. Avrupa'da bugün Münih'te olmak, sizlerin arasında olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü şöyle bir söz var Arapçada, لَيْسَ لَيْمُكَ الْمُعَيَّنَ görmek gibi olmaz ilim. Görmek her şey daha başkadır. Yani kitaplarda okursunuz veya başkasından dinlersiniz. Öyleymiş gibi bir hayal kurarsınız. Hayalinizde şekillendirirsiniz onu. Tahayyül oldu. Ama gidip gördüğünüzde, bizzat içinde bulunduğunuzda her şey yönüyle fark edersiniz. Yaklaşık 15 senedir Avrupa'ya gidip gelmek nasip oldu konferanslar vesilesiyle. Son 4 yıldır daha başka düşünüyorum Avrupa'daki Müslümanlar hakkında, Türkler hakkında. Daha önceden daha farklı düşünüyordum. Bunun da bir sebebi var. İşte bahsettiğim gibi 4 sene önce uçakta yine sanıyorum Almanya'ya gelirken yan tarafta bir hanımefendi, "Hocam herhalde konferansa gidiyorsunuz," dedi. "Evet," dedim. "Ben Almanya'da yaşayan bir psikoloğum," dedi. "Türk'üm. Ve Almanya'da falanca şehrinde yaşıyorum. Aileyle ilgili, ruhsal sıkıntılarla ilgili vesaire bu konularda eğitim veriyor. Avrupa'yı ve burada yaşayan Türkleri nasıl görüyorsunuz?" dedi. "Ben de elhamdülillah çok iyi görüyorum," dedi. "Nasıl yani?" dedi. "Gittiğim konferanslarda işte salonlar almıyor, sürekli bizi talep ediyorlar, yetiştiremiyoruz, camiler dolu, dersler var, kurslar var falan." "Peki," dedi, "konferanslarınıza kaç kişi geliyor takriben?" Ben bir rakam söyledim. "O şehirde kaç Türk var?" O bir rakam söyledi. "Sizin konferanslarınıza en fazla 1/10 geliyor. Yani siz gittiğiniz yerlerde, pek çok kasabada, köyde, şehirde birçok Türk'ü görmüyorsunuz. Onlar bana geliyor," dedi. "Size gelmeyenler 1/9 bana geliyor, 1/10 size gidiyor. Size gidenler zaten Allah, peygamber biliyor, dini biliyor, aşkı var, muhabbeti var, yaşamak istiyor, kültürünü biliyor. Anne baba, sağlıklı, maneviyatı güçlü. Zaten onlar kendini bir nebze koruyan aileler, Türkçesi sağlam, inancı sağlam, akrabalık bağları sağlam, memlekette bağı sağlam. O ne yaptığını biliyor ama bana bir soru verir size şimdi. Siz nasıl görüyorsunuz?" dedi. "Ben felaket görüyorum." Ve o günden sonra ben bu gözle bakmaya başladım ve bu gözle dinlemeye başladım. Hakikaten bizim görmediğimiz ayrı bir dünya var burada. Türklerin de ayrı bir dünyası var. Evet. İşte esas olan o camiye gelmeyen, konferansa gelmeyen, cenazesini bir Müslüman teşkilata teslim etmeyen, Hristiyan mezarlığına gömülen, başka yerlerde çalışan, gezen, başka insanlar gibi yaşayan o kardeşlerimizi bulmak, onlara ulaşmak lazım geldiğini hissettim. Bu kadar
Tabi elbette cami var, teşkilatlar var ama büyük resme baktığımızda bunlar yetersiz. Bu açıdan şöyle taksim edebiliriz. Bir, gerçekten bu ateş çemberi içerisinde kendilerini aynen İbrahim Aleyhisselam'ın sanki o balıklı gölüne atmış, kurtarmış, gül bahçesi olmuş gibi cami kurmuş, cemaat kurmuş, teşkilat kurmuş, efendim gençleri bir araya getirmiş, dini eğitim veriyor, kültürünü öğretmeye çalışıyor, dilini öğretmeye çalışıyor. Böyle kendini kurtaran ateş çemberi içerisinde gül bahçeleri var. Fakat diğer taraftan da bu ateş içerisinde yanan çok gencimiz var. Gelecek nesil endişesi taşımanız çok doğal. Çünkü özellikle ilk gelen nesil, kuşak demeyi doğru bulmayan dilciler var ama ben kullanıyorum hangisi gençler daha çok anlıyorsa. İlk gelen kuşak daha çok traktör parası, ev parası, tarla parası vesaire kazanmak üzere geldi. Onun evladı, onların çocukları, belki biz yaşta olanlar diyelim, biraz daha genç olanlar. Onlar burada biraz daha ayakları üzerine durmaya başladılar. Hem memleketi hem burayı öğrendiler. Üçüncü nesil arada kaldı. Dördüncü neslin kime ait olacağı belli değil. En büyük sıkıntımız o hocam zaten. Evet. Yani birinci nesil buyurduğumuz gibi misafir de hala misafir. Son kalanları da artık onlar misafir. İkinci nesil ya da kuşak isimlendirmenin o kadar önemli olmadığı nesilde buyurmuş. İkinci kuşak bağlarını koparmadı Türkiye ile. İnancına nispeten daha bağlı, adetine, töresine daha bağlı. Ama üçüncü nesil, Türk mü, Alman mı henüz ona karar veremiyor. Gençlere soruyoruz, diyoruz ki, yani neresin? Annem diyor Sivaslı, babam Tokatlı, ben Münihliyim. Evet. Yani bu gençlere biz, sen Türksün, sen Müslümansın dediğimiz zaman gözümüzün içine böyle yeni bir şey duymuş gibi bakan çocuklar. Yani bunlara için bir şeyler yapılmalı ama ne yapılmalı? Burada şu var Sayın Hocam, burada Vardullahi Vasya. Yeryüzü geniş. Dördüncü nesil olur, beşinci nesil olur. Allah güç kuvvet versin buradaki kardeşlerimize. Zenginlik versin. Sağlıklı bir ortam versin. Geçici görmemek lazım. Şöyle, biz dünya hayatında zaten geçiciyiz. Yani bir mahdut ömür için geliyoruz ve gidiyoruz. Ama bugün mü dönerim, yarın mı dönerim diyerek yapacağını ihmal etmek, bu doğru bir şey değil. Kıyametin koptuğunu da görseniz, bilseniz, ne demek bu? Her şey parçalanmış, üstünüze geliyor. Elinizdeki fidanı dikin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman burada kalmayı bir defa kabullenmek lazım. Yani biz buradayız, burası bize emanet, biz buraya emanetiz. Yine buranın şartlarında, bu ülkenin efendim hukuku içerisinde ama kimliğini koruyarak, dinini koruyarak, güzel örnek olarak, güzel komşu, güzel işçi, güzel patron, güzel meslek, neyse, güzel aile, örnek aile durumunda olarak burada yaşamayı da kabullenmek lazım. Ona göre altyapı hazırlanmalı, eğitim hazırlanmalı, meslek seçilmeli. Yani her bir Allah'ın günü kalktığımızda yarın giderim. O insanı zaten huzursuz eder. Burası bizim. Bugün ben buradayım. Bir insan Allah'ın verdiği nimetle, bilgiyle, imkanla amel eder, onun gereğini yerine getirirse Allah ona yeni hazine kapıları açar. Bilmediklerini öğretir, yeni mekanlar açar. Sıçrama tahtası olarak makamı, mevkiyi, memleketi kullanmak doğru değil. Yani hep bir yere atlamak, hep bir yere atlamak. Burada azim, hırs ayrı bir şey ama olduğun yeri güzel yapacağız. Olduğun işi güzel yapacaksın. Almanya'daki kardeşlerimiz veya Fransa'da veya Avrupa'nın diğer şehirleri, ülkelerinde olduğu yerde en güzeli olmalı. En zengini olmalı, en temiz olmalı, en eğitimlisi olmalı, en kaliteli işi yapmalı. Geçici bakmayan, yani dünya geçici zaten ama biz her şeyi yapıyoruz. Yani kültürü nasıl koruyacağız? Bağımız hem burada olup hem
ülkemizle, kültürümüzle, tarihimizle bağımızı koparmadan nasıl yaşayacağız? Bu çok zor bir şey. Söylemesi kolay. Burada cemiyete, topluma, büyüklere iş düşüyor. Aklı olanlara, fikri olanlara, eğitimcilere, bizim gibi hocalara çok iş düşüyor. Neden? En güzel nasıl burada bu gençleri koruyabilirsek, zararsız hale getirebilirsek etrafında bu engelleri, onu yapmamız lazım. Birkaç örnek verelim. Ben sadece ışık olsun, ipucu versin diye. Sürekli söylediğim buradaki ailelere bir şey var. Mesela yılda bir sefer buradaki gençleri, evladınız olabilir, beraber gidebilirsiniz. Türkiye'ye gittiğinde büyüklerini ellerini öpmesi, bayramlaşması, tatilini orada geçirmesi, bir Çanakkale'yi görmesi, efendim Türkiye'nin tarihini yerinde dinlemesi, ülkemizin güzelliklerini görmesi, sizin burada bir senede, altı ayda yapacağınız şey, o belki üç günde, bir haftada o ruhu alır. Bağ koparmak lazım. Birincisi bu. Yani Çanakkale'yi bir görsün. Şehitlerimizi bir görsün. Türkiye'nin o temelinde atılan ruhu bir görsün. Tecrübeyle öğrensin. Tecrübeyle mi? Daha sonra soruyoruz. Geçen haftalarda Umre'deydim işte. Yine geldim. Umre'ye gelen gençlerle karşılaştık. Orada anne babalara dedim ki sizin memlekette verdiğiniz 3 senelik din eğitiminden şurada bir hafta kalması daha etkili olacak. Çünkü aşk ve muhabbetle bağlanıyor. Sen onu kovsan da camiden çıkmaz. Efendim elinden almaya kalksan da namazın seccadesini vermez artık. Çünkü artık aşk ve muhabbetle bağlandı. Öyle can alıcı noktalar vardır. Nirengi noktaları vardır. Onları imkanı olan tabii elbette bunları yapabilir ama bunları da yine biz cemiyet halinde teşvik etmemiz lazım. Yine bu sohbetler, kardeşlik, bilinç, aşk, muhabbet üzerine kurulu olan, temeli bunlara dayalı olan dini sohbetler, tarihi sohbetler, kültürel sohbetler, sanatsal etkinlikler, bunlar da kişiyi özüne, memleketine bağlar. Sıla-i rahim, akrabalık bağları, efendim bir araya gelmeler. Tabii insan yaşlandıkça zaten bunları hep arıyor, özünü arıyor insan, soyunu arıyor. O fıtratında var ama önemli olan o gençliği heba etmeden, sonradan ahvah etmeden zamandan koruyabilmesi. Yoksa sonunda herkes aslına döner. İllaki her şey aslına döner ama vakit kaybetmesin. Yavrularımız başkasının kurbanı olmasın, kötü alışkanlıkların eline düşmesin. Bunları da dinliyoruz. Acı şeyler, gerçekler var burada. Yani öyle şeyler dinledim ki ben buraya geldim, ben buradan çok şey öğreniyorum. Avrupa'dan çok şey öğreniyorum. Buraya biz bir şey anlatmaya geliyoruz ama aslında burası bize çok şey anlatıyor. Bunları da gittiğimiz yerler tecrübe olarak aktarıyoruz. Evladımızı koruyabilmek için şunu öğrendik yalnız, bunu söyleyebilirim. Eskiden dünyalık kazanmak için buradaydık ama şimdi fark ettik ki çoluk çocuk elimizden gidecek, eğitim için burada. Yani eğitime önem verilmeye başlandı. Hocam, benim tespit ettiğim kadarıyla şu anda bizim iki büyük eksiğimiz var. Hani yurt dışında yaşayan Müslüman Türk toplumu olarak iki büyük eksik. Bunlardan birincisi her alanda yetişmiş gençlerimiz, elemanlarımız yok. Evet. Mesela siz uçakta bir hanımefendiyle yolculuk yaptığını, onun psikolog olduğunu söylediniz. Bizim buradaki vatandaş bir psikoloğa gideceği zaman inançlı bir psikolog bulamıyor. Gidiyor bir Alman'a yahut da Alman gibi düşünen bir psikoloğa. Ondan sonra şifa bulmak için gidiyor, hastalığı katlanarak daha da artıyor. Onun için gençlerimizin her alanda psikolojidir, sosyolojidir, tıptır vesaire ihtiyaç duyduğumuz, sosyal alanda ihtiyaç duyduğumuz her alanda yetişmesi gerektiği kanaatindeyim ve bunun eksikliğini hissediyoruz. İkincisi de camiler malumunuz. Camiye gelen hoca, sizi bugün dinlemeye gelenler, Mustafa Karataş Hoca'yı dinlemeye gidiyorum. O bana din anlatacak diye geliyor. Zaten buna hazır geliyor. Hazır geliyor. Demin siz de buyurdunuz, bu insanların dışına da ulaşabilmek lazım. Onun için de görsel alan, artık insanlar okumuyorlar biliyorum hocam. Yani iyi kötü biz de bir şeyler karalamaya çalışıyoruz ama küçük bir sahne oyunu, evet.
sayfalarca makaleden daha çok etkili oluyor. Onun için biraz daha medya üzerinden, misal bizim yapmaya çalıştığımız Münih Yaşam TV gibi avamlarla insanlara ulaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Siz de eğer bu insanlara, bu gençlere bu tarz tavsiyelerde bulunursanız eminim daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Elbette, yani iletişim gerçekten uçağın en önemli aracı, gücü diyelim. Yani çok dördüncü güç olarak medya söyleniyor. İktidarlardan, hükümetlerden de bazen çok daha etkili oluyor. Çünkü birebir herkese ulaşabiliyorsunuz iletişim sayesinde. Böyle bir yerde bir web sitesi kurmak, televizyon kurmak, yayın yapabilmek, radyo kurabilmek, bu büyük bir çaba gerektiriyor. Bunu yapan arkadaşlar önce tebrik etmek lazım. Sayısı çoğalmalı. Buraya gençler hizmet etmeli, buraları bilmeli. Bu tür yerlere katkı sunmalıyız elimizdeki imkanlarla, malzemelerle. Gerçekten bir elin nesi var, iki elin sesi var, atalarımız boşuna dememiş. Tek başınıza her zaman, ki yolculukta bile Allah Resulü diyor ki tek başınıza yolculuğa çıkmayın. Yani iki kişi de olmayın, üç olur. Mümkünse üç olur. Ve aranızdan birini de baş seçin diyor. Yani üç kişi olduğunuzda bir birlikte olmak lazım. Birlikten güç var. Ben hep şunu gösteriyorum böyle. Bu kaç diyorum. Bu kaç? İki diyorlar. Hayır. İki böyle yazılmıyor. Bir yanına gelince 11 oluyor. Evet. 11 kişi oluyor. İki kişi aynı istikamete, hedefe yürüyorsa onun gücü 11 kişi oluyor. 11 kişi cemaatin gücüdür, birliğin gücüdür. Sivil toplum örgütleri çok önemli. Onun için mutlaka sesimizi duyurmak istiyorsak, iletişimde, sosyal etkinliklerde, ticarette, efendim eğitimde hatta işbirliği yapmamız lazım. Her iş öyle. İnsan en masraflı, kompleks bir varlık. Yani insandan daha fazla hizmet alan bir varlık yok. Çünkü Allah böyle yaratmış ve bütün kainatı da emrine vermiş. Her şey ona hizmet ediyor. Çünkü insan buna muhtaç. Böyle olunca tek başıma ben iyi bir insan olarak yaşarım. Bana ne Türk toplumunda, bana ne Müslümanlıkta, ben Müslümanı da kendim yaşarım. Hadi yaşa bakalım. Cenazen oldu, ne yapacaksın? Allah korusun. Bayram oldu, ne yapacaksın? Cuma oldu, ne yapacaksın? Düğünün oldu, ne yapacaksın? Akraban yoksa, komşun yoksa, efendim etrafında bir birlik, STK, sivil toplum örgütü, teşkilat, kuruluş vesaire yoksa tek başına unutulmaya mahkumsun. Hem yaşarken ölü gibisin, öldüğünde de cenazene bile sahip çıkmazlar. Bunları da görüyoruz. Öyle yerler var ki ölüyor, kimsenin haberi olmuyor. Çünkü kimseyle irtibat kurmamış. Ben tek başıma istediğim gibi yaşarım demiş. Onun için birlikten güç var, birleşmemiz lazım. Güç var. İnşallah. Hocam, ben teşekkür ediyorum arkadaşlara. Fazlaca yorulacaksınız. Kırmadınız bizi. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Münih Yaşam TV'yi tebrik ediyorum. Uzun soluklu olmasını, güzel hizmet etmesini, bereketli olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.